Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın birinci haftasının ikinci videosundayız. Doğru açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sonuçlarda kalmıştık. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Sonuçlara başlamadan önce şunu söyleyeyim. Sonuçların her birinin ispatını nereden geldiğini göstereceğim. Çünkü ispat yöntemleri çoğu soruda bize çözüm yöntemi olarak karşımıza geliyor. O yüzden burada ispatları da iyi bir şekilde bilmeni tavsiye ediyorum. Evet birinci sonucumuz şu. İki doğru paralelse paralel doğru arasında bir sivrilen nokta varsa böyle yani M harfi oluşuyorsa burada sola bakan açıların toplamı sağa bakana eşittir. Biz buna M kuralı diyeceğiz kafamızda böyle kodlayalım. Daha öncesinde ne demiştik zaten neler önemliydi bizim için. Yöndeş açı Z kuralı U kuralı ve şimdi de M kuralı bizim için önemli. Hatta M U Z kuralı en önemlilerinden biri hatta ne oluyor burada muz diye de böyle kodlayabiliriz. Evet M kuralı diyor ki sola bakanlar sağa bakana eşit. Yani x açısı eşittir a artı b diyoruz burada. Peki hocam bu nereden geliyor? Bak doğru açıları çözerken böyle karışık sorularda yani hemen çıkmayan sorularda muz yani muz kurallarının olmadığı sorularda böyle bu ispat yönteminde kullanıyoruz. O yüzden buna da dikkat et. Ne yapıyoruz? Genelde biz paralel doğruları uzatıyoruz. Evet a burada üçgen yardımı da karşımıza çıkabilir. Genelde üçgenle çözmek istemiyorsak sivrilen yerden paralel çizme işini de düşünmeni tavsiye ediyorum. Şimdi burada sivrilen yer var mı? Var. Paralel doğrular değil. Paralel doğrular üstünde olmayan sivrilen yere bakacaksın. Burada bu sivrilen yerden hop bir tane paralel atınca olay bitiyor. Niye? Hop z kuralından dolayı bak burası a oldu. Şöyle de ters z var görüyorsun. Ters z'den dolayı burası da b oldu. A gerçekten x açısı a artı b'ye eşit oldu mu? Oldu. Yani burada bak sana bir ispat yöntemi gösterdim soruların çoğunluğunda burada sivrilen yerden paralel çizerek sonuca ulaşacağız. Yalnız bu paraleller böyleyken M'yi böyle görüyoruz. Bak şu M kuralı. Ama paralel doğrular şöyle olup şu şekilde de bir M kuralı da karşına çıkabilir. Yani şöyle bir M kuralı da olabilir. Yine aynı şekilde şu ikisinin toplamı buraya eşit. Bunu da ispat yöntemiyle yapabilirsin aslında ama M kuralında bilmen de fayda var diyoruz. Çünkü çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Hatta 2022 AYT'de sınavında bile lazer sorusu olması lazım. O soruda da M kuralı vardı o yüzden bir de tavsiye ediyorum. Bakın AYT'de bile karşımıza çıkmış. Evet birinci sonucumuz bu. İkinci sonucumuz testlere diyebilirsin. Böyle sivrilen yer sivrilen nokta iki paralel doğru arasında bir tane olursa M kuralıydı ya. Birkaç tane olunca da zikzak diyebiliriz buna. Ya da tarak diyebilirsiniz. İşte istediğiniz şeyi verebilirsiniz burada. Birkaç tane sivrilen yer olduğunda da burada yine oklarla göstereceksiniz. Böyle sola bakanları ve sağa bakanları gösterdikten sonra sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşit. Tabi bu böyle aşağı yukarı doğru da olabilir. Yani zıt yönlü olanların toplamları birbirine eşit. Yani burada A artı C artı E. Bak burada söylemişiz zaten yazmışız. Neye eşit? B artı D'ye eşit. Yalnız buradaki sistematik sırayı da dikkat edeceksin. O sistematik sıra ne? Mesela burada sola bakan diye başladıysan sol sağ sol sağ sol şeklinde devam edeceksin. Senin karşısına şöyle bir soru geldiği zaman Soru değil de şöyle bir şey geldiği zaman bak şunu yapmayacaksın. Bu geldi mesela. Buradaki açı var. A. Buradaki açı var. B. C. D. E ve F dedi mesela. Sen burada şunu yapmayacaksın. A, C, D ve F'nin toplamı B artı E'ye eşit demeyeceksin. Sistematik sıraya dikkat edeceksin. Buradan başladıysan sola bakan, sağa bakan, sola bakan sonra sağa bakan açısı lazım bana. Hop şuradaki sağa bakan açısı bak 360'a tamamlıyor 360 eksi tamam D diyeceksin buraya. Sonra burada sağa bakan ya sıradaki sola bakana bakacaksın. Burada kaçı? 360 eksi e diyeceksin. Sonra burada f demeyeceksin. Sağa bak açısını alacaksın. Çünkü sola bakan aldın ya sırada ne var? Sağa bakan. Sağa bakan bu sefer bak 180'e tamamlıyor. Burası da 180 eksi f yapıyor diyeceksin ve ona göre işlemini yapacaksın. Eğer bu yöntemle yapacaksan tabii ki. Abi ben olsam bu şekilde birkaç tane sivrilen yer varsa eğer sivrilen yerden paralelleri çizerim. Sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırım. Bak M kuralını anlatırken ki yaptığımız ispat bu tür karışık sorularda işimize çok fazla bir şekilde yarıyor. Haberin olsun. Evet gelelim şimdi 3. kuralımıza. Burada roket diyorlar böyle. İşte roket diyenler var. Farklı bir şeyler diyenler var. Böyle iki paralel doğru arasında kalemucu diyenler var. Kalemucu ucu sanırım daha akılda kalacak. Kalem ucunun oluşturduğu açılar 360 dereceye eşittir deniliyor mesela. Bence bunu bilmene gerek yok. Bak bu zamana kadar ne bileceksin? ...M'yi bileceksin. Daha öncekileri de bileceksin. U kuralı, Z kuralı. İşte bir de yöndeşleri bileceksin. Bir de M'yi bileceksin dedim. Ama biraz önce bir de da öğrendik. Tamam zikzaksız bir şekilde de yapabiliriz ama... ...bunu bilmemize gerek var mı? Bence yok. Gerçekten gerek yok. Niye? Biz çünkü güzel bir ispat yöntemi öğrendik. Karışık sorularda da çok işimize yarıyor. Neydi? Sivrilen yerden paralel çizme. Kalem ucunu gördüğün zaman bu üçünün toplamı... ...360. Aklında kaldıysa yapabilirsin. Ama bak sivrilen yerden paralel çiziyorum. Hocam çizdiğim zaman... U kuralından dolayı şu açıyla şu açının toplamı 180. Burada da U kuralından dolayı bu açıyla bu açının toplamı 180. A, A artı B artı C toplamdan yaptı. Şu ikisinin toplamı artı bu ikisinin toplamı yaptı. Yani 180 artı 180. 360 yaptı mı yaptı. Yani bir kuralı ezberlemeye gerek var mı burada? Bence yok. O yüzden sen de bu kuralı bence kalem ucu olarak ezberleme. Çünkü bu kalem ucu bozuksa, kalem tıraşınız bozuksa, birkaç tane sivrilen yer varsa bu tür sorularda tutup da şu formülü ezberleyeceksin? Bak, açıkçası ben buraya yazmışım ama bilmiyorum gerçekten bu formülü. Burada en tane köşe varsa mesela birinci köşe bu, ikinci köşe bu, üçüncü köşe bu, işte bilmem kaçıncı köşe bu, eninci köşede buysa en tane köşe varsa n-1 çarpı 180 formülünü yapmaktansa şunu yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Sivilen yerlerden paralel çiziyorum. Şu paralelleri çizdikten sonra. Gerçi burası da sivilen yer ama paralel doğru üstünde. Atıyorum şurası da doğrusal olsun. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu zaman. 5 eksi 1 çarpı 180'e eşittir formülü bu şekilde olduğu zaman. Bunu ezberleyeceğiz mi? Hayır. Sivilen yerlerden paralel çizdik. Hocam burada bir o, bir o, bir o, bir o. Kaç tane o var? 1, 2, 3, 4 tane o var. E 4 çarpı 180'e eşittir o zaman diyeceğiz. Şuradaki bütün açıların toplamı Bak bu da ne yaptı? 5 eksi 1 çarpı 180. Yani 4 çarpı 180'e eşit oldu. Gerek var mı? Bence gerek yok. Yani sen dediğimiz gibi doğru açılarda M kuralı, U kuralı, Z kuralını bir. Sonrasında böyle sivrilen yerden de paralel çizme olayını bil. Tabi bazen de paralel doğruları uzatıyoruz. Bunu bil. Sonrasında soruları çok net bir şekilde yaparsın kardeşim. Haydi bakalım örneklere başlayalım. Şimdi burada bak ne görüyoruz? Şöyle bir şeyler var. Şekil var. Paralel doğrular şunlar paralel verilmiş ve açılar da verilmiş. E burada hiçbir şey yapamıyoruz. Z kuralı, U kuralı, M kuralı hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağız? Ya paralel doğruları uzatacağız ki şöyle yapabilirsin. Ama burada üçgen bilgisi de karşımıza çıkabiliyor. Ben bunu genelde tavsiye etmiyorum ama bazen sıkıştığımız zaman çok karışık sorularda bunu yapıyoruz. E burada şu şekilde üçgen bilgisine hakim olmadığımız için buradan çözmeyeceğiz. Başka nereden yapabiliriz? Sivrilen yerden paralel çizme yöntemi. Bak en garip sivrilen yer. Hocam burada da var. Burada da var. Ama bunlar paralel doğru üstünde. Burası sivrilen yer. E burada sivrilen yerden bir paralel çizecek olursa eğer var mı şimdi Z kuralı, U kuralı, M kuralı buna bakacaksın. Hocam var. Bak şöyle var. Şöyle bir Z kuralı var. Ya da şöyle bir Z, Z kuralı ya da S kuralı. Ters Z kuralı var diyebilirsin. E hocam burada kaçı 5x 80 ise burada kaçı da ne olacaktır? Tamamı 5x 80 olacaktır. E hocam şurada 3x artı 10'da kullanabilmek için Aa, U kuralı yani bana şuradaki açı lazım olacak diyeceksin. O yüzden şuradaki tamamı 5x-80 olduğu için 5x-80'den 70 çıkartırsan burayı bulursun. 5x-80-70 kaç yapıyor kardeşim? 5x-150 eksi mi yapıyor? Evet 5x-150 yaptı burası. E o zaman buraya 5x-150 yazalım bakalım. Şimdi buradaki U kuralından dolayı ikisinin toplamı kaç yapmalı? İkisinin toplamı 360 yapmayı pardon 180 yapmalı hukuk dolayı. Topla o zaman ikisini. Yani 3x artı 10 artı 5x eksi 150 eşittir 180 olmalı. E hocam burada ikisinin toplamı 8x yaptı. Sonra bu ikisinin toplamı eksi 140 yaptı. Öbür tarafa atınca 180 artı 140 diye geçti bu tarafa. E o zaman buradan 8x neye eşit oldu? İkisini topladığımız zaman 320'ye eşit oldu. X de buradan kaç gelir o zaman? 40 gelir. 320 bölü 8'den 40 çıkar. Ama dur cevap bitti mi? Bitmedi. Benden ne isteniyor? ABC açısı. ABC açısı. Yani ABC açısı 3X artı 10 isteniyor benden. X yerine 40 koyarsam eğer 3 kere 40 120. Bir de 10 ile toplarsam 130 yapar. Yani cevap böylelikle 130 oldu. Sivrilen yerden paralel çizmek özel çok çok karışık sorularda çok önemli bizim için. İşte öneminde görüyorsun. Z kuralı, U kuralı, M kuralı ne olmadığı sorularda siz kardeşim sevgili yerden paraleli olay bitsin. Evet örnek 11'i 130 bulduk. Geldik örnek 12. Egehan öğretmen. Dur. Egehan kim? Evet ben daha öncesinde söyledim size. Yani beni tanıyacaksınız. Nerede? Soruların içerisinde. Çünkü bütün sülalemi sorunun içerisinde koydum. Egehan da benim büyük olan arkadaşım. Bunu da öğrenmiş oldun. Evet büyük olan. Bakalım ne diyor. Egehan Öğretmen bir kağıda şekildeki gibi BA paralel DE çizmiş. Yani şunları şöyle çizmiş. Ve burada kaçı 40 derece olacak şekilde bir soru yazmış. Tamam. Bu soru Egehan Öğretmen'e çok basit geldiği için cetvel ve açıörçel yardımıyla ABC ve CDE açıların açıortay doğrularını çiziyor. Bak yeni nesil. Biraz yeni nesile alıştırmaya çalışıyorum size. Sorunun yarısını yeni nesil dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Sorunun tamamını şekilde bize göstermez. Buna alışın. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyacaksın. Şekli sen tamamlayacaksın. Evet ne diyor bize şimdi? Bu Egehan bizim sıfat ne yapmış? Bu soru çok basit geldiği için ABC ve CDE açı ortaylarının açılarının açı ortay doğrularını çiziyor. ABC'nin açı ortay doğrusu. Bu değil mi kardeşim? Ama bu doğru. Bu doğru nedir? Sonsuza kadar giriyor değil mi? Doğru olduğu için. Sonra öbürünün açı ortayını çizecek. CDE'nin açı ortayını çizecek. CDE'nin açı ortayı da bu. Tam açısını ortalayan doğru bu ama doğru olduğu için sonsuza kadar gidecek bu şekilde. Çizdik mi bunları? Çizdik. Bunların da açı olduğunu gösterelim şöyle. Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Sonra ne diyor? Doğruları sonra çiziyor ve bu açı ortay doğrular arasında kalan açının ölçüsünü öğrencilerin bulmasını istiyor. Yani bizden buradaki açıyı soruyor. Buna göre diyor öğrencilerin bulması gereken açı değeri kaç derece olabilir diye soruluyor. Niye olabilir diye sormuşuz burada. Çünkü iki doğru arasında iki açı var. Ya buradaki açı ya da şuradaki açı. İşte bizden hangisi isteniyorsa ona bakacağız. Hadi bakalım şimdi. Ne verilmiş bana? 40 derece verilmiş. Hocam ne yapacağız burada? Valla böyle Z kuralı, U kuralı, M kuralı yoksa ne yapıyoruz? O zaman bir şeyler çizmemiz lazım. Doğru da açıdaki ek çiziminiz nedir? Ya paralel doğruları uzatacaksınız ya da sivrilen yerden paralel çizeceksiniz. Biraz önceki soruyu ne yaptım? Sivrilen yerden paralel çizerek yaptım. Bu seferkinde paralel doğruları uzatarak yapayım. Şu şekilde yapayım. Ama uyarayım paralel doğruları uzattığımız zaman üçgen bilgisi de işin içine girebilir arkadaşlar. Evet tamam paralel doğruları uzattık. E burada açı ortayları şöyle bir isimlendireyim. A diyeyim buraya da BB diyeyim. Bak şimdi şunlar birbirine paraleldi. Bu paralellikleri ben kullanacağım. Hocam bunlar paralelse bir de 40 derece var burada. Bak verilen bilgileri kullanmak geometride çok önemli. Yani geometri görme işidir hocam diyenlere aşırı derecede sinir oluyorum. Sakın ama sakın. Geometri, görme işi falan filan değildir. Verilen bilgileri kullanacaksın. Sen burada o zaman şunu düşüneceksin. Hocam ben 40'ı kullanmalıyım. 40'ı nerede kullanabilirim? Bak bu üçgen var. Üçgende kullanabilirim. O zaman 40'ını oraya doğru açıları yerleştirmeliyim. Yakınlaştırmalıyım. Bak burada 2A açısı bu üçgenin içinde. Yani burası hatta 2A ise burası ne yapıyor? 180'e tamamlayan açısı. 180-2A yapıyor. Peki şimdi B'ye bakalım. Hocam burası B ise bazı arkadaşlar şöyle Z'den dolayı burası 2B diyebilir. Bazılarınız da şunu diyebilir. Hocam 2B ise yöndeşlikten dolayı burası da 2B'dir deriz. A burası da ne yaptı? 180-2B yaptı. Şimdi üçgen iç açıları toplamından bir şeyler yazabiliriz. Hadi bakalım yazalım. Burada yazacak olursak şu iki, üçünün toplamı yani 180-2A artı 180-2B artı 40 eşittir ne olacak? 180 olacak. Üçgen iç açıları toplamı. 8. sınıftan biliyoruz. Evet 180'ler gitti. Eksi 2 ile eksi 2 b'yi öbür tarafa atıyorum. 2 a artı 2 b yapar. 180 artı 40 da kaç yapar? 220 yapar. 2'ye böldüğümüz zaman da 110 eşittir a artı b mi yapar? Evet. Şu an a artı b'yi bulduk. Daha sonuca ulaşmadık. Peki ne yapacağız? Hocam bizden alfa isteniyor. E alfa nerenin elemanı? Şu üçgenin elemanı. O zaman ben buraya yakınlaşacağım. Bak verilen bilgileri kullanma işi. Sıkıştığınız zaman bu cümlemi unutma lütfen. E o zaman buna bakalım. Burada bu üçgene Burada ters açı var mı? Var. Bak B ise ters açıdan burası B'dir. Sonra A ile ilgili bir işlem yapmamız lazım. Hocam burası A ise yöndeş açıdan burası da A. Burası da A oldu. Bak sarı üçgende ne var? İç açılar toplamı 180. A artı B artı alfanın 180 olması lazım. E hocam A artı B'yi zaten bulmuştuk. Kaç? 110. E bunun yerine 110 yazarsak alfaya da kaç kalır? 110 eksi 180 eksi 110'dan 70 derece kalır. Yani cevap böylelikle 70 çıktı. Yeni nesil sorulara alışıyor muyuz? Alışın. Eski nesil sorulardan hiçbir farkı yok. Yeni nesil sorular dediğim gibi bak birincisi şu şekilde gelebilir. Sorunun hepsini şekilde çizmezler. Aha da böyle yarısını çizerler. Diğer yarısını da sizin oluşturmanızı isterler. İşte size yavaş yavaş bunu basamak basamak adım adım soruların içerisinde böyle gömerek çok güzel bir şekilde öğreteceğim. Merak etme Devamı zaten çok güzel bir şekilde gelecek. Evet örnek 12'yi böylelikle kaç bulduk? 70 bulduk arkadaşım. Ha bu arada 70 bulduk da kaç olabilir diye soruluyordu. 70 şıklarda yoksa eğer cevap 70 ya. Belki de 110 olabilirdi. Cevap 110 da olabilirdi. Yani iki cevap var diyelim. 70 şıklardaysa 70. 110 şıklardaysa 110 olacaktır cevabı. Evet geldik örnek 13'e. Şimdi ne demiş? Bunlar birbirine paralel verilmiş kardeşim. Şu doğrular paralel verilmiş. E burada 40 derece 145 alfa verilmiş. Bir de BC ile C'de dik verilmiş. Bak. Bunu da unutma. Bazen her şey soruda verilme, verilmeyebilir. Mesela şunu okumadık varsayalım. Bak şunu okumadık varsayalım. Şu verilen bilgilerle sonuca ulaşmaya çalışalım. Bak şimdi. Şimdi bakıyoruz ki hocam Z kuralı, U kuralı, M kuralı soruda yok. Ne yapacağız o zaman? Bak. Ek çizim yapacağız. İki tane ek çizim tekniğimiz var. İstediğini kullan. Ya paralel doğruyu uzatacaksın böyle. Buradan da yapabilirsin. Ya da ne yapıyorduk? Sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Sivrilen yerden paralelimizi çizelim o zaman. En garip sivrilen yer neresi? Hocam burası var. Paralel doğru üstünde. Burası var. Ya buradan çizeceğiz ya da buradan çizeceğiz. Genelde en altından ya da en üstünden ya da en sağından ya da en solundan çizmek ilk etapta daha mantıklıdır. E hocam şuradan D'den çizelim o zaman. Bak şu paralel doğruyu çizdikten sonra sayı bize Hani bilinenden başlamak daha önemli diyoruz ya. Sayıdan başlayalım. Hocam U kuralından dolayı ikisinin toplamı 180 yapacak. Bu tür işlemleri kafadan yapalım. 145'in 180'e tamamlayanı kaç derecedir? 35 derecedir. Durduk. Sonra bak şu iki paralelliği hallettik. Şimdi sırada hocam şu paralelli, şu paralelliği halletmeye çalışalım. Buradan da bir şey fark edemiyorsan şu sivrilen yerden de yine paralel çizebilirsin. Ama bak şurada bir ne var arkadaşım şöyle. Bir M kuralı var hocam emeği fark ettiysen o zaman şu açıyla şurada kaçın toplamı buraya eşit diyebilir miyiz? Evet. Ama burada kaçı da yok. Sıkıştık. Soruyu çözemedik. Soruyu çözemediğin zaman ne yapacaksın? Soruyu çözemediğin zaman soruyu okuyacaksın. Çünkü büyük ihtimalle bir bilgiyi kullanmamışsındır. Soruyu okuyoruz. Paralelliği okuduk. Eyvallah. A, B, C ile CD dik verilmiş. Yani senin şuradaki açı 90 dereceymiş. E senin burada kaç 90 derece ise eksik olan parça tamamlandı. Şimdi M kuralını yapabilirsin. Yani senin Şuradaki açıyla Şuradaki açının toplamı, yani 40 ile Alfa artı 35'in toplamı neye eşit olmalı? 90'a eşit olmalı? Buradan da alfa'yı kaç buluruz? 40 artı 35, 75 yapar. 90'dan da 75 çıkınca 15 yapar. Cevap 15 oldu. Bak, öğreniyorsun bir şeyler öğreniyorsun. Geometrinin inceliklerini öğreniyorsun. Şahsen, ben kendimi böyle geliştirdim soruyu çözemediğim zaman ki bazen hala da çözemediğimiz sorular oluyor öğrenci geçiyor anlık çözemiyoruz ondan sonra yaptığım tek şey ne olabiliyor musunuz soruda neyi kullanmadım? tek tek soruyu böyle okuyorum kullanmadığım bilgiyi şekil üzerinde gösterdiğim zaman sonrasında soru tak diye çıkıyor bu dediğimi de sakın ama sakın unutma evet örnek 13'de böylelikle ne bulduk 15 bulduk geldik bir sonraki soruya bir sonraki soruda da bir bilgiler verilmiş bu DAB açısına A dersem DCF açısı 2A'ymış. Çünkü DCF 2M DAB eşitmiş. Evet DAB'ye A dedim. DCF 2A'ymış. Sonra şuraya B açısı dersem BCD'ye. Nerede BCD? Şurası B ise EAD açısı da 2B'ymiş. E tamam. Şimdi soruya bakıyoruz. Z kuralı, U kuralı, M kuralı var mı? İki paralel doğru arasında sivilen yer var. Öncelikle sayının olduğu yere doğru bakmak en mantıklısı değil mi? Evet sayının olduğu yere bakalım. Sayının olduğu yer burası. Şimdi hocam burada şu sivilen yere bakacak olursak şu paralel doğrular arasında şöyle bir M kuralı var mı? Var. Yani senin şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı ne olmak zorunda? 120 olmak zorunda. Toplayalım o zaman. Burası 2B artı A. Burası da B artı 2A. Yani toplamlarında ne oluyor? 2 ile A'nın toplamı. 3A. B ile de yani yazayım istersen. Şu açıyla şu açının toplamı. 2B artı A artı B artı 2A'nın ne olması lazım? 120 olması lazım. E buradan ne geldi? 3A artı 3B eşittir 120 geldi. Yani A artı B buradan kaç geldi? 40 derece geldi. Evet A artı B'yi 40 bulduk. Soru bitmedi. Bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Hocam alfaya bakacak olursak. A sivrilen yeri burası. Şu paralel doğrular arasında şöyle bir siyaha bakacak olursanız. Siyaha ait de bir M kuralı var. O siyaha ait M kuralı da 2A ile 2B'nin toplamı değil midir? Evet alfa 2A artı 2B'ye eşittir. Yani alfa 2 parantezinde A artı B'ye eşittir. E A artı B'yi yukarıda 40 bulmuştuk zaten. O zaman 2 ile 40'ın çarp çarpımı da kaç yapar? 80 yapar. Yani örnek 14 böylelikle 80 oldu. Geldik örnek 15'e. Evet gençler. Şekilde AB paralel ED verilmiş. Evet verileni şöyle bir kullanayım. Şunun da şu paralel verilmiş. Sonra ne olmuş? 130 derece olarak verilmiş burası. Çok güzel. Bu kağıt şöyle bir kağıt verilmiş. Kağıt B noktasından katlandığında C eleman AB oluyor. Hı. Hmm. Bak. 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 Bak şimdi. Şimdi ÖSYM'nin biraz önce yeni nesille böyle yavaş yavaş ısındırmaya başladık. Ne dedik? Şeklin belli bir parçasını verir. Devamını senden ister. Bak burada da şey var. Şeklin böyle tamamını vermiş belli bir parçasını bizim oluşturmamızı istemiş. Genelde katlamalarda şey yapıyorlar arkadaşlar. Böyle katlamayı da gösteriyorlar da bazen göstermeyebilirler. O yüzden ben burada katlamayı böyle ilk etapta size böyle hayal ettirip yani soruyu e, çözümde böyle vermek istedim. Sonuçta yazar benim burada soruyu ben yazmışım. Katlanmış halinde şekil 2'de de verebilirdim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni sorularda şeklin yarısı verilip diğer yarısını sizin çizmenizi isteyebilirler. Bir, iki. İkinci olarak da arkadaşlar şu dediğimi ÖSYM'e çok kullanıyor. Neyi? Eş yapıları çok kullanıyor arkadaşlar. 2023 sınavına bakacak olursanız eş yapıları görürsünüz. Bak bir sürü soru tipi varmış gibi aslında ama bunların hepsi eş yapılar adı altında toplanıyor. Ne demek eş yapılar? Mesela katlama soruları. Şu yani şunu bir kağıt gibi düşün. Elim, elimi kağıt gibi düşün. Şu elimi böyle katladığım zaman üst üste biniyor mu? Simetri mi oluyor? Evet. Katladığın zaman şuradaki elim buraya geliyor ya. Buradaki katlanmış halindeki yer ne oluyor arkadaşlar? Aynı sağ elim buraya katlanmış. Burada olmuş oluyor. Katlamada şunu düşüneceksin. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şuradaki açı top katladığında buradaki açıya da eşit oluyor. Katlamada buna dikkat edeceksin. Bu nedir? Bir eş yapıdır. Bak eş yapılardan ikincisi şu. Döndürme, kalem. döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Evet. Bak burada da yine eş yapı var. Bu eş yapının nesini kullanacaksın? Hocam bu kalem hop döndürdüğünde yine burada kalem. Yani bunların eşitlerini düşüneceksin. Ya da üçgen döndürmesi yaparlar. Evet yine eş yapı kenarların eşit olmasını hatta böyle üçgen olduğu için arada da açı var ya açıların da eşit olmasını düşüneceksin. Önce şuradaki üçgeni hop döndürdüğün zaman buradaki üçgendeki açıların dönmüş halindeki yerinde de açıların aynı olmasına dikkat edeceksin. Başka nasıl bir eş yapı karşımıza gelebilir? Aynı kartonları yan yana dizerler ya da bir şey kesip başka bir yere yapıştırırlar. Orada da eş yapıyı mı kullanıyoruz? Evet işte bunların hepsi bir çatı altında şey yapılıyor arkadaşlar toplanılıyor. Bunlara da biz eş yapı diyoruz. Bu eş yapılar ÖSYM'nin en sevdiğidir. Hatta 2023 sınavına bakacak olursan, yani saymadım ama ya TYT'ye bakın, bir sınavda büyük ihtimalle en az 3 tane eş yapı sorusuyla karşılaşırsın. Hatta AYT'ye bak. AYT'de de yine en az 3 tane eş yapı sorusuyla karşılaşırsın. İşte bu yüzden bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Bu eş yapılar bizim için çok önemli. Üst üste binen kenarlar, hatta katlamada, katlamadan bahsediyoruz şu an bu soru için. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit, üste binen açılar eşit. O da eş yapıdan geliyor. Döndürmede de aynı şekilde kenarların eşit işte olması ya da üçgen döndürmesinde açıların da eşit olmasına dikkat edeceksin. Şimdi sorumuza bakalım. Evet, burada bir katlama demiştiz ama Katlamayı göstermemişiz. Ama ben konu anlatımı yapıyorum o yüzden. Şimdi soruyu iyice okuyalım. Kağıt B noktasından katlandığında C eleman abi oluyor. Bak B'den katlayacaksın. Şöyle katlayacaksın. C nereye gelecekmiş? Hocam C noktası buraya gelecekmiş. Hmm. Sen bunu böyle katladın. Şimdi katlama nasıl olabilir? Şöyle bir kat çizgisi olacak değil mi? Çünkü sen bunu böyle katlayacaksın mı buraya gelecek. Şu katlama çizgisi şu şekilde mi olacak? Evet. Senin bu kağıdın buraya mı gelecek? Aynen öyle. Yani şu şekilde bir katlama çizgisi olacak. Katlamayı tam olarak şekil üzerinde gösteremeyeceğim. Yani senin buradaki çizgin bak şimdi. Senin buradaki C noktan B noktası etrafında katlayacağım ya. B köşesine göre katlayacağım ya. Hop buraya mı gelecek? Evet. C noktası bak buraya geldi. Senin bu katlamada ne olmak zorunda? Şu katlamayı biraz hayal et. Hayal et. Sonrasında ben sana inşallah bunun animasyonla nasıl olduğunu göstereceğim. A ne zaman olur bilmiyorum. Ama yakında bunu da yapacağım ben sana. Bak şuradaki senin şu parçan şunun üstüne böyle geliyor mu? Geliyor. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi olacak? Evet. Mesela şu kenarla şu kenar eşit olacak. Üst üste binen açılar da eşit mi olacak? Evet. Çünkü C noktası buraya geldiği için. Tamam. Benim için önemli olan burada kenar eşitliği değil. Çünkü ikiz kenarlık falan kullanmayacağım. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Evet. C noktasını böyle katladığın zaman C köşesi buraya geliyor. Peki kağıt D noktasından katlandığında ben bu kağıdı D noktasından böyle katlayacağım zaman... Şuradaki parçayı hop katlayacağım buraya. Nereye gelecekmiş bu kağıttaki C noktası? Bu sefer buraya gelecek. Bizim katlama çizgimiz ne olacak? Hop şöyle olacak. Ki soruda zaten buna göre katlama çizgileri arasında oluşan açı kaç derece olabilir diye soruluyor. O yüzden sen bunu katladın. Hop bu buraya geldi. Burada da önemli olan ne? Katlama çizgisinde kaç olduğu için şuradaki açıların birbirine eşit olması. Evet. Bunu mu şu kenar şuraya gelecek. Buradaki parçanın tamamı buraya gelecek ya. İşte şu parça buraya geleceği için buradaki açıların da ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyoruz burada da. Evet. Zaten benim için önemli olan bu. Bak şimdi soruyu ben yazdım ya. Bu soruyu ben buradan bozdum. Nereden bozdum? Bak. Önceden bu soru şöyle bir soruydu. Bak 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 dikkat et. Şöyle bir soruydu. Şurada bir açı ortay vardı. Burada bir açı ortay vardı şuradaki açı kaç derecedir diye sordum. Ve burası da 30, 130 dereceydi. Şunlar açı ortay bunlar açı ortaydı. Yeni nesil dediğimiz sorular eski neslin hikayeleştirilmiş sorularıdır kardeşim. Bak soruyu da nasıl yazdığımı da sana da anlatıyorum. Ki yeni nesil soruların da kolaylığını gör. Ha bu biraz bir tık orta nesil sorunun böyle yeni yani orta orta ayarda bir sorunun yeni nesle çevrilmişi. Biz bu zamana kadar hep şunu gördük. Yeni nesil sorularda böyle kolay soruların neye çevrildiğini, yeni nesile çevrildiğini gördük. Ama artık öğrenciler alıştı ya. Bence artık orta sorularında hatta bazen zor sorularında yeni nesile çevrilmişliklerini böyle öğrenelim ki sınavda büyük ihtimalle artık bu ayarda sorular gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık biz yani 2018'den itibaren özellikle geometride yeni nesile alıştık. ÖSYM bir level daha üst seviyeye çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden bu tür sorularla da sizi eğitiyorum. Bunları ayağınlayın. Bak ne yaptık? Katlama çizgisi açı ortak olacak. Katlama çizgisi açı ortak olacak. Soru eski nesle dönüştü mü? Dönüştü. Eski nesilde şurada göstermiştim zaten sana. Buna göre diyor katlama çizgileri arasında oluşan açı nedir diye soruluyor. Yani şurada kaç soruluyor bize. Ama dikkat et kaç derece olabilir diye soruluyor. Katlama çizgisi bu. Katlama çizgisi bu. Benden ya burada kaç isteniyor ya da burada kaç isteniyor. Ben şuradakini bulayım önce. Sonra diğerine bakarız isterseniz. E burada ne var kardeşim? Hocam paralel doğrular var. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yok. Ne yapacağız? Bazı arkadaşlarınız şuradan yapabilir. Hocam A, a şuraya da BB diyecek olursak kalemucu var deyip hocam 2 artı 2B artı 130, 360 diyebilirsiniz. Denklemi burada elde edebilirsiniz. Ya da başka ne diyebilirsiniz? E hocam şurada şöyle bakacak olursak A, M kuralı var diyebilirsiniz. Bu arada doğru açılarda onlarca farklı çözümle karşılaşabiliriz. Ama bu geometrinin her yerinde böyle mi? Hayır. Sadece doğru açıda belki biraz da üçgende açıda. Sonraki konularda kazanımlara göre değişiyor. Yani ee, dik üçgen konusunda mesela iki, iki kazanım varsa iki yoldan çıkar. Bir ilk birinci kazanıma göre başlayıp ikinci kazanımı çözersin. Ya da ikinci kazanıma göre başlayıp birinci kazanıma göre çözüm yöntemi yaparsın. İki ya da en fazla üç tane çözüm karşına çıkabilir. Ama doğru açıda onlarca yol karşımıza çıkabiliyor. Çünkü çok çeşit Z kuralı, U kuralı, M kuralı çeşit çeşit yollar var ya. Hani sivrilen yerden paralel çizme, paralel doğruları uzatma gibi yollar var ya. Oradan yapabilirsiniz. Mesela burada hocam şu doğruları uzatıp şurada bir M kuralı var diyebiliriz mesela. Birinci çözüm bu. Burası 180-2A, burası 180-2B, ikisinin toplamı 130 deyip işlem yapabiliriz mesela. Ya da başka ne fark ettik? Burada çizmeden, hani genelde biz ek çizimi ee, soruda z kuralı o kuralı m kuralı yoksa yapıyoruz. Ama burada direkt m kuralı var hocam. E, m kuralı varsa direkt burada hiç çizim yapmamıza gerek yok. Şuradaki m kuralından dolayı bu m kuralından dolayı bu a ile b'nin toplamı direkt şuraya mı eşittir? Evet. Yani burası a artı b'dir. E, ne yapacağız? A hocam şurada bak bir dörtgen var. Hocam dörtgeni görmedik demeyin. 8. sınıftan biliyorsunuz. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. E yani o zaman şuradaki dörtgenin iç açılarını toplayalım o zaman. A var, B var, bir de A artı B var, bir de 130 var. Yani 2A, 2B ve 130 var. 2A artı 2B artı 130 eşittir, 360'tır. E buradan 2A artı 2B'yi kaç buluruz? 230 derece olarak buluruz. A artı de denklemi 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkar? 115 çıkar. E bizden ne isteniyor? Katlama çizgileri arasındaki kaç isteniyor. Yani o zaman cevap bizden A artı B isteniyor. O zaman cevap ne olacaktır? A artı B açısı isteniyor bizden. Cevaba 115 diyebiliriz. Ya da şıklarda yoksa cevap ne olabilir? 115 de olabilir. Şuradaki 180'e tamamlayan açısı da olabilir. Ya cevap 115 ya da cevap nedir? 65 derecedir diyebiliriz. Artık şıklarda hangisi varsa. Tamam dostum. Evet örnek 15 böylelikle 65 oldu. Güzel bir şey oldu. En azından burada yeni nesil sorulara da iyice böyle alışmaya başladık sanki. Hadi bakalım geldik örnek 16'ya. Oo hocam N-1 çarpı 180. Bak aklıma geldi. Normalde ben bilmiyordum. Tabi ders konusunda anlattığım için oradan aklıma geldi. Ama ben bunu buradan mı yaparım? Cık, yapmam. Tabi burada 150, 140 işte buradaki açıya x deyip şu köşelerden böyle kaç köşe var? 1, 2, 3, 4, 5 köşe var. 5-1 çarpı 180 deyip sonucu ulaşabiliriz. Ama bence buradan yapma kardeşim. Ne gerek var? Sivrilen yer varsa, sivrilen yerden çiz paralelini. Çizdim paralelini. Hocam burada da var. Çiz paraleli e burada da var. Çiz paraleli. Olay bitsin. Bak U kuralı var. 180'a e tamamlayanı 30. 150'ini 180'e tamamlayan. Aa hocam tamamı 140'tı. O zaman buraya kaç kaldı? 110 derece kaldı. Hocam burada da U var. Top, e, i̇kisinin toplamı 180 olacağından 70 oldu burası. E tamamı 130'du. E, 70'ten 130'dan 70 çıkartırsak kaç kalır? 60. E burada da U kuralı var. 120 oldu burası. E hocam tamamı 160 derece. O zaman buraya 40 derece kaldı. Şimdi burada ne var? U kuralından burayı bulup sonra alfayı bulabiliriz. Ya da direkt şurada bir Z kuralı var mı? Var. Z'den dolayı alfa da böylelikle kaç çıkacaktır? 40 derece çıkacaktır. Evet örnek 16. Böylelikle 40 derece oldu. Ve geldik örnek 17'ye. Karşılıklı iki kenarı paralel olan şekil 1'deki kağıt makasla kesildiğinde şekil 2'deki gibi açı ölçüleri oluşuyor. Evet bu kağıdı böyle kesmişiz. Bak şöyle 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 kesmişiz iki parçaya ayrılmışız. Bak bu bunun zıttı. Dikkat et. Senin buradaki alfa burada değil mi? Buradaki 90 aslında böyle kağıt böyle şey olmadan böyle ayrılmadan öncesini düşün. Şu 90 burada mı? Evet. E buradaki 90 burada mı? Evet. Buradan çıktı bu parça. Buranın çıkması. E buradaki 40 da burada mı? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız hocam? Aa hocam şöyle paralel doğrulara bakacak olursak bizim zikzak var sanki. İster buradan yap. İşte sağ sol sağ sol sağ soldan yap. Sağa bakan açılar toplamı sola bakan açılara eşit de ister buradan yap. istersen sivrilen yerden paralel çiz. Bence böyle işlem kalabalığı olmadan daha net bir şekilde yaparsın. Nereden başlayalım? Şuradan çizersem valla 90 sa şöyle z'den dolayı burası da 90 bulurum. Ama şuradaki parçayı da bulacağım. Şuradan çizersem burayı bilmiyorum. E buradan da çizmem lazım olacak o zaman. Şuradan çizmeme gerek var mı? Şuradan da çizebilirim ama dur bakalım belki şu yeterli olacaktır. Şimdi şuradan çizdik. Şu 70'e başlayalım. 70'ten en alttan başlayalım bakalım. Verilen bilinenden başlayalım. 70'se şurada kaç kaç derecedir? Yöndeşlikten dolayı 70 hocam. U'dan dolayı 110 deyip burayı da bulabilirsiniz. Fark etmez. Neyse ben yöndeşlikten buranın 70 olduğunu buldum mu buldum. E burada hocam üçgen var. İki iç açı, bir dış açı diyebiliriz. Ya da 70'se burada kaç kaç derecedir? 110 derecedir. E 110 40 daha kaç yaptı? 150 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi burada şu açıyı bulabilirim ben. Niye? Bak şimdi şurada bir Z kuralı oluştu. Z kuralından dolayı 30 ile 20'nin toplamı kaç? 50. Evet şuradaki Z'den dolayı şu açı 50 derece ise buradaki açı da 50 derecedir. E bunun tamamı 90 dereceydi. Buraya 40 kaldı. E burada da şöyle bir Z kuralı var. Z kuralından burası da 40 derece. Bak alfa yukarısı 90 derece e burası da 40 derece. Alfa da neye eşit oldu? 90 artı 40'a eşit oldu. Yani cevap 130 derece oldu. Dediğim gibi ama. İster zikzaktan bak sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Senin burada bir tek şüpheye düşünen hocam bu biraz aşağıda olmuş. Acaba sağa bakanlar, sola bakanlar burada işlemez mi diye belki düşünebilirsin. Böyle bir tereddüt yaşadıysan en garantilisi sivrilen yerlerden paralelini çizerek sonuca ulaşabilirsin. Ha ben buradan çizdim. Sen şuradan da çizerek de yine sonuca ulaşabilirdin. Fark etmez ya da her ikisinden de çizerek sonuca ulaşabilirdin. Ama ikisini de çizersem şekil karışacak diye sadece bir tanesinden çizip üçgen birliksini de burada kullandım. Evet gençler örnek 17'yi 130 derece bulduk mu? Bulduk. Geldik örnek 18'e. Ne diyor? İkişer kenarları birbirine paralel ve ön yüzü sarı arka yüzü mavi olan A ile B kartonları. Evet ön yüzü sarı arka yüzü de mavi. A ile B kartonları. İkişer kenarları da birbirine paralelmiş. Bak şununla şu paralel. E burada da bununla bu birbirine paralel. A ile B kartonları. Birer kenarları çakışık olacak biçimde şekilde, şekil birdeki gibi üst üste konulduğunda K köşesindeki sarı bölgenin açısı A kartonundaki en büyük açıya eşit oluyor. Hmm. A kartonundaki en büyük açıya eşit oluyor. Tamam. Şimdi dur. Bir daha okuyalım mı? Bak. Yenilesi bir soru. Şimdi şöyle bir soru. A kartondaki en büyük açı ne bu arada? Sen burasına bak dar açı olduğu belli. Ya hocam belli mi? İşte şekle bakarak aldanmamak lazım ama bazen ÖSYM bunu da yapıyor. O yüzden ben de bunu da verdim. Şurası A açısı dersen burası nedir? 180 eksi A açısı değil midir? Evet. E tamam A iken 180 eksi A dedik buraya. Eyvallah. İşlemimizi yaptık. Ama buradaki A kartondaki en büyük açı. Bak 90 burası 90 burası. Burası dar açı burası geniş açı. En büyük açı burası değil mi? Evet. Senin en büyük açın bak burası oldu. Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Şekil 1'deki gibi üst üste konuldu da, da K köşesindeki sarı bölgenin açısı A kartondaki en büyük açıya eşit oluyor. Evet. K köşesindeki açı buradaki açı ne olacakmış arkadaşlar? Buradaki en büyük A'daki en büyük açıya eşit olacakmış. Yani 180 eksi A'ya eşit olacakmış. Peki senin şuradaki açı 180 eksi A'ya eşitse bak tamamı. Sen bu 180 eksi a'dan a'yı çıkartırsan buraya 180 eksi 2 a kalmaz mı? Şöyle işlemi de yapabilirsin. 180 eksi a eksi a. Çünkü senin burada kaçının tamamı var? E, bu tamamından bunu çıkartırsan buraya ulaşırsın. 180 eksi a'dan a'yı çıkarttın 180 eksi 2 a oldu. Yani b kartondaki burada kaçı? 180 eksi 2 a oldu. Eyvallah. Sonra devam edelim bakalım. A kartonu ters çevirip böyle konulduğunda ben A kartonundaki açıları bak eş yapıyı kullanmışım burada. Dikkat et. Eş yapıda ne? Burada açıların aynısı burada da var. E dar açısı A burası 180 eksi A. A 180 A diye yazdım buraya. E tamam sonrasında ne yapacağız? A kartonun ters çevrilip B kartonun üzerine şekil 2'de konulduğunda burada açı da 30 derece oluyormuş. Buna göre diyor B kartonun en büyük açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani B kartonundaki şuradaki X açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E hocam burada şunlar da birbirine paralel ya. E buradaki açıya bakacak olursan şu ikisinin toplamı da 180 olacağı için buraya x yazmaktansa aynı cinsten yazalım. Şu ikisinin 180'e tamamlayan açısı ne yapıyor? 2a yapıyor. Yani burada kaçı 2a açısı. Yani burada kaçı da 2a açısı. A ne çıktı hocam burada? Şurada buradaki açı a artı 30 çıktı. Burada kaçı a artı 30? E hocam burada açı 180 eksi 2a? Bak eş yapılarda Eş yapılarda neye dikkat edeceğiz? Açıların eşitliğine. Ben şuradan da yapabilirim aslında. Hocam burada U kuralı var. Şu açıyla şu açın toplamı 180 diyebilirim. Ya da eş yapıya bunlar. Buradaki bu açıyla buradaki bu açı aynı açı değil mi? Evet. Yani 180 2A neye eşit? A artı 30'a eşit kardeşim. E buradan eksi 2A'yı öbür tarafa atınca artı 2A yani 3A yaptı. 30'u da öbür tarafa atınca 180 30'dan kaç geldi? 150 geldi. A'yı da böylelikle kaç buldum? 150 bölü 3'ten 50 buldum. A benden ne isteniyor? B kartının en büyük açısı. B kartının en büyük açısı ne? X yani 2A. Yani A yerine 50 yazarsam cevap böylelikle 100 yapar. Arkadaşım güzel bir soru. İşte böyle eş yapıyı bak. Buradaki şekil 1'deki A kartonu eş yapı olarak burada verildi. Tek yaptığım şey A açısı A açısı olarak yazmak. Gördüğünüz üzere. Yazınca da burada şu şekilde a artı 30. Buradaki 180 eksi 2a'ya eşitledik. Ve sonuca böyle ulaştık. Eş yapılarda kenarların eşit olması. Kenarlarla ilgili bir şey yok burada ama üçgen açıda onlarla da ilgili şeyler karşımıza çıkacak. Burada e, doğru açıda böyle açılar eş yapılarda kenar açıların eşitliği ile alakalı işte bu şekilde güzel sorularla karşılaşacakmışsınız. Kesinlikle karşılaşacaksınız. Evet güzel bir soru. Örnek 18 100 çıktı. Geldik örnek 19'a. O karışık bir soru gibi. Bak şimdi. Arkadaş şunları birbirine paralel mi verilmiş? Evet. 80 derece verilmiş, 80 derece verilmiş. Ve benden x açısı nedir diye soruluyor. Ve açı ortaylıklarda var. Bu açıortaylıklarda ortaylıklarda şuradaki açılara bir AA diyeyim. Şuraya da bir BB diyeyim. E ne yapacağım hocam burada diye düşünebilirsiniz. E Hiçbir şey yapamıyorsanız. Z kuralı, U kuralı, M kuralı yoksa verilen bilgileri kullanacaksın. Öncelikle ben şuradaki 80'i kullanmak istiyorum. Z kuralı U kuralı M kuralı yok hocam. Nasıl kullanacağım ben bunu? E, sivrilen yerden paralel çizince şekil sanki biraz karışacak ve 80'i kullanamayacağım. E, burada o zaman paralel doğruluğu uzatayım. Paralel doğru uzatınca hocam 80'e de bakarsak 80 köşesine şöyle bir M kuralı var mı? Var. O zaman ilk önce onu kullanalım. Burası burada kaç lazım bana? 180-2A M kuralında burada kaç lazım bana? Burası da 180-2B. Şu ikisinin toplamı neye eşit? Şuna mı eşit? Evet. Yazalım o zaman. 180 2a artı 180 2b neye eşit kardeşim? 80'e eşit. Yazdık 80'i. Hocam burada işlemimizin devamını getireyim bakın burada. Eksi 2a ile eksi 2b'yi öbür tarafa atalım. 2a artı 2b yapar. Hocam şu 180'i buraya attım. 180 80'den 100 oldu. 100 dedi. de 180 toplarsam 280 yaptı. O zaman 2'ye böldüğüm zaman da 140 eşittir. A artı B yaptı. Evet A artı B'yi 140 bulduk. E sonra ne yapacağız? Hocam o zaman buradaki x'e yoğunlaşmalıyız. Yani biz burada hop bir de şurayı yoğunlaşmalıyız arkadaş. Buraya nasıl yoğunlaşabiliriz? E burada hocam şöyle zikzak var. Hani sağa bakan sola bakan yapabiliriz. Mesela bu sağ, sola bakıyor. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Burada sağa bakan açısı lazım deyip buradaki sağa bakan açısı toplamda bak 180 x 2 daha 2 a değil. Şu ikisinin toplamı 180 x 2 a ile a'nın toplamı yani 180 eksi a olması. Yani 180 x a ile 80'in toplamı x ile b'nin toplamına eşitleyip buradan işlem yapabilirsiniz. Ya da <laughs> çok karışık sorularda şunu da yapabilirsiniz kardeşim. Böyle verilen doğruyu uzatabilirsiniz. Ama bunları yaptığınız zaman üçgen bilgisi ya da dörtgen bilgisi karşınıza çıkabilir. Hocam şunu uzatsam sanki şekil biraz karışacak. E ne yapayım? E şunu uzatsam. E tamam uzatalım. A burada bir z kuralı çıktı. Yani burası b o açısı oldu. Z'den dolayı e sonra 80 de var burada. E hocam burası da 100 yaptı. Bak şurada bir dörtgen çıktı. E dörtgen hocam. Dörtgenin iç açılarını bilmeyeniniz yoktur herhalde. Ortaokuldan biliyoruz. Dörtgenin iç açıları bilmiyorsak da öğren kardeşim. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. E o zaman burada A, B, 100 ve X'in toplamı A artı B artı 100 artı X'in kaç olması lazım? 360 olması lazım. Yani illa Z kuralı, U kuralı, M kuralı. Ya bunların ispatları zaten bu doğruların böyle uzatılmasıyla geliyor. Tabi üçgen bilgisi falan filan da çıkıyor karşımıza ama e, oradan da böyle ispatlamalarda yapabilirsiniz. Ben sana şu an farklı bir yol gösteriyorum, ama biraz önceki gibi testlere sağa bakan, sola bakan yöntemiyle de yapabilirsin. Ama genelde ondan onlarda da böyle işlem kalabalığı çıkıyor karşımıza. Evet, bak a artı b'yi biz bulmuştuk burada. 140, e, burada a artı b yerine 140 yazarsam, o zaman x neye eşit oluyor? 140 artı 100, 240 yapıyor. Yani 360 eksi 240 yapacaktır x açısı. Dolayısıyla cevap ne çıktı? 120 derece çıktı. Yani örnek 19 böylelikle 120 oldu. Evet geldik örnek 20'ye. Yenisi bir soruyla yine karşı karşıyayız. Çünkü soruda açık bir şekilde hiçbir şey verilmemiş gibi gözüküyor. Eksik parçaları demek ki biz tamamlayacağız. Hadi bakalım tamamlayalım. Soruyu önce dikkatli bir şekilde okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir panoya. Bak Dikdörtgen demişse, soruda bir şeyden bahsedilmişse o bilgiyi kullanmak zorundayız. Pano dikdörtgen şeklindeyse dikdörtgen tanımını bir kullanalım. Hocam bunlar nedir? 90'ar derecedir. Hemen buraları 90'ı yapıştırdık. Ya burada bu 90'ları büyük ihtimalle kullanacağız. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Bu cümleyi benden çok duyacaksın. O yüzden ilk önce bunu kullanalım. Kullandık mı kullandık. Sonra bir panoya eşkenar üçgen ve ikizkenar dik üçgen şeklindeki tablolar eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen neydi? Bütün açıları 60'er derece olandı. Hani bilmiyorsak da sorun içerisinde 60 varmış gibi kabul et. Bir de ikizkenar dik üçgen demişti. Buradaki de 45-45-90 üçgen değil mi? Evet. Yani şunlar 60'er derece. Bunları yazdık. Bunlar da 45-45-90 üçgeni. Şimdi birer kenarları panonun kenarlarına paralel ve birer köşeleri çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Evet birer köşeleri çakıştırıldı bu şekilde. Ve birer kenarları da paralel. Mesela bununla şu birbirine paralel olsun. Paralel değil mi? Şunlar olamayacağına göre. Bir de büyük ihtimal bak şununla hangisi paralel? Şu paralel olacak şekilde verilmiş. Ha. Paralel doğrular var. Paralel doğruları biz soru içerisinde kullanamıyorsak ne yapacağız? İki seçeneği var. Ya sivrilen yerden paralel çizeceksin ya da ne yapacaksın? Paralel doğruları uzatacaksın. Soruda sanki paralel doğruları uzatmak daha mantıklı. Şu paralel doğruyu şöyle uzatacak olursam ben. E ne olacak hocam? Bak 90'ları kullanacağım burada. Önce eksik parçalı şu 90'ları şöyle bir yaz kardeşim. Öyle eksik parça bırakma. Aa bak şunlar birbirine paraleldi. O zaman yöndeşlikten dolayı burası 90. Burası da yöndeşlikten dolayı 90 oldu mu? Oldu. Bak verilen bilgiyi kullanmak bu cümle ağzımdan çok çıkacak. Başka şu maviler de paralel vermiş. O zaman orada da o paralelliği kullanayım. Şu paralel doğruyu uzatayım. Hocam şunlar paralel ya 90'sa burası da 90. 90'sa yöndeşlikten dolayı burası da 90. E ne oldu? E burası 90 sa bak. Şunda da şu paraleldi. E o zaman burası da 90. Hatta e, buradaki yöndeşlikten de 90 diyebilirdik. Sırtı da 90 mı burası? Evet. 180 hata e Bak. 45-90. Üçgen bilgisi. Artık alıştığım büyük ihtimalle. Burası da 45 derece mi oldu? Aynen öyle. E hocam. X dik üçgenden dolayı ya da 180 e tamamlayan açısından dolayı 45 oldu. Alfaya bakacak olursak. Verilen bilgiyi kullanalım. Bak alfa. Bak alfanın burasına bakacak olursak bir doğru aç oluştu. Yani 60 Alfa ve 45'in toplamı kaç olmalı? 180 olmalı. E alfa da buradan kaç yapar? 60 artı 45 105 olduğundan 180'den de 105 çıkarsa cevap ne oluyor? 75 oluyor. Örnek 20'yi böylelikle 75 bulduk ve geldik son soruya. Evet son soru. Hüseyin. Evet bütün sülaleyi tanıyacaksınız demiştim. Hüseyin kim oluyor? Baba. Evet. babam olur kendisi? Şimdi de babayı öğrendiniz. Daha önce İgean'ı öğrenmiştiniz. Şimdi de Hüseyin. Yani babamı öğrendiniz. Bakalım ne diyor Hüseyin? Ne yapmış Hüseyin? Yolda bulduğu bir tel parçasını masanın üzerine koyup aşağıdaki kurala uygun bir şekil oluşturmak istiyor. Ya baba işin yok. Ne yapıyorsun? E, yani bizim de geometrici. Demek ki bundan dolayı olmuşuz. Masanın üstüne koymuşuz. Bak. Burada bile bir espri var. Masanın üstüne niye koyayım kardeşim? Niye masanın üstündesin sen? Teli niye masanın üstüne koyuyorsun? Niye biliyor musun? Tel bu ya. Parmağımla göstereyim. Bak tel büktüğün zaman şöyle oldu mu? Oldu. Sonra bu teli şu şekilde de bükebilirsin. Yani bu şekilde de bükebilirsin. Yukarı doğru da bükebilirsin ya da sağa sola doğru da bükebilirsin. Aşağı büktün ya sağa sola doğru da bükebilirsin. Mesela sağa doğru büktüğünde şu şekil. Düzlemsel oluyor mu? Şöyle görüyor musunuz? Görüyor musun? Olmuyor değil mi? Şöyle yaptığın zaman düzlemsel olmuyor. İşte burada masanın üzerine teli koyup ve telin bütün parçasının masanın üzerinde kalmasını istiyorsam teli böyle büktüysem mesela aynı düzlemde olması lazım. Bir de yukarı doğru bitmem lazım böyle. Aşağı yukarı ya da aynı düzlem elimin üstünde şöyle aynı düzlemde olması. İşte buradaki masanın üzerinde olması da işte böyle düzlemsel olması anlamına geliyor. Eskiden bu sorular nasıl sorulurdu? Düzlemsel olsun derdi. Yani düzlemsel olduğu demek ne demek? O kağıdın üstünde şu kitabın üstünde işlem yapıyorsunuz ya kitap sayfasının üstünde olması demek arkadaşlar. Burada masanın üstünde olmasının esprisi işte bu. Tamam mı dostum? Evet ne yapmış? Masanın üzerine koyup teli aşağıdaki kurala uygun bir şekil oluşturmak istiyor. Kural. A köşesi sabit. Bak A köşesi sabit. Bu sabit olacak. Ve telin masanın üzerinde kalması şartıyla teli şekil birdeki büküp alfa dar açısını oluştur. Bak teli şöyle bükmüşüm alfa dar açısını oluşturdum mu oluşturdum. Tamam. Sonraki büküm işleminde bir önceki açının iki katı kadar zıt yönlü açı oluştur. Bak bu yönlü sen açı oluşturdun ya. Sonra bu yönlü oluşturduktan sonra zıt yönlü bu açının iki katı kadar oluştur diyor. Masanın üstünde yine tel kalacak yani düzlemsel olacak. 2 alfa. Sonraki işlemlerinde bir önceki açının iki katı kadar zıt yönlü açı oluştur. Eyvallah tamam bu şekilde yaptık. E bir de bu kaçıncı büküm? Şu birinci büküm değil mi arkadaşlar? Evet birinci büküm bu. Burası ne oldu? İkinci büküm mü oldu? Evet ikinci büküm bu. Sonra diyor ki Hüseyin beşinci bükümde kural dışı hareket etmiş. Hadi beş büküm gidelim şimdi. Hocam birinci büküm bu. İkinci büküm bu. Üçüncü büküm sonra zıt yönlü. Dört alfa mı olacak? Evet dört alfa olacak böyle. Bu kaçıncı büküm oldu? Üçüncü büküm oldu. Sonra dördüncü büküm şöyle olacak. Dördüncü bükümde zıt yönlü 8 alfa olacak. Sonra beşinci bükümde de ne oluyormuş? Beşinci büküm burası olacak. Bak dördüncü bükümde burası ya. 1, 2, 3, 4 büküm yaptık. 5. bükümde de kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde telin dik kesiştiğini fark ediyor. Ben teli bir daha bükeceğim. Hop şöyle kural dışı hareket ettim. Kuralımız neydi? Bir önceki açının 2 katı kadar açı zıt yönlü açı oluşturacaktım. 1. bükümde alfaydı. 2. bükümde 2 alfa. 3. bükümde zıt yönlü 4 alfa. Sonra öbür yönlü zıt yönlü 8 alfa. Sonra 5. bükümde de şuradaki 5. bükümümüzde ne olacakmış? Kural dışı hareket ettim. Teli büktüm ama büktüğüm zaman ne oluyor arkadaşlar? Telin dik kestiğini görüyorum. Ha bu bükümde teli hocam bu tarafa doğru bükseydim ne olacaktı? O zaman burası 90 derece olacaktı. Şu şöyle olacaktı. Fark etmez. Sorunun çözümünü değiştirmiyor arkadaşım. Çünkü şu paralel doğruyu biraz sonra uzatacak olursak uzattığımız zaman çözümde de zaten burası 90 derece olacak. O yüzden soruda herhangi bir yanlışlık yok. Mesela teli bu yönlü büktüm. Bu yönlü büktüğüm zaman da açının 90 derece olduğunu. Yani telin dik kestiğini fark etmişim. Tamam. Buna göre diyor. Hüseyin babanın ilk belirlediği açı kaç derecedir? Alfa kaç derecedir? Diye soruluyor bize arkadaşlar. Evet şimdi bak soru çok güzel bir yeni nesil bir soru. Doğru da açıda. Ne yaptık? Büktük. Zıt yönde iki katı kadar açıyla büktük ve o şekilde gittik. Beşinci hükümde de kural dışı hareket ettik. Aslında bu soru Normal klasik bir soru Dönüşmeli mi arkadaşlar? Dönüştü. Yani soruyu sana tamamlattırdı. Tamamladık soruyu. E bu ne? Hocam paralel doğrular var mı? Var. E burada zikzak yok mu? Var. İstersen böyle paraleller çizip de yapabilirsin ama zikzak var. Sağa bakan sola bakan. Sağa bakan sola bakan. Sağa bakan. Neydi zikzak kuralı? Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. Yani burada 8 alfa artı 2 alfa. Yani şu açıyla şu açının toplamı. 8 alfa artı 2 alfa eşittir. Hocam alfa 4 alfa ve 90 mı? Evet. Alfa 4 alfa ve 90'a eşit olmak zorunda. Burası 10 alfa burası 5 alfa. 10 alfadan 5 alfa çıkınca 5 alfa eşittir. 90 oldu. Alfada ne yapar? 90 bölü 5. 5'e bölme kuralını hatırla ilk videodan. 0'a at 2 ile çarptı değil mi? Evet. 0 attın 2 ile çarptın. Kaç yaptı? 18 yaptı. Dolayısıyla cevap 18 oldu mu? Oldu. Ve böylelikle bu konuyu bitirdik arkadaşlar. Sırada ne var? Sırada üçgen açı var. Yani bu haftayı bitirdik. Evet, ilk hafta doğru açılardı. İkinci haftada da üçgen açı ve çizimler var. O zaman ne diyoruz? Sonraki hafta yani ikinci hafta videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.